Herkese selam, tekrar hoş geldiniz. Ben Doruk Sayar. Bildiğiniz gibi yarın Halloween, yani Cadılar Bayramı. Belki bir kısmınız gidip partilerde kostümlerini giyip bunu kutlayacak ama belki de birçoğunuz evde kalıp bir korku filmi izlemek isteyecek. Evde kalacak olanlar için ve korku filmi izlemek isteyenler için ben de bu yüzden sizlere 5 tane, yani Halloween'de, Cadılar Bayramı'nda izleyebileceğiniz korku filmi tavsiyesi vereceğim. Bu filmleri seçerken şuna dikkat ettim. Belki hepsi değil ama çoğu bunların modern korku filmi. Yani aslında korku filmlerinden bahsedecek olsak klasiklerde de çok iyi korku filmleri var. Ama benim size söyleyeceklerim biraz modern korku filmi. Yani aslında son zamanlarda çıkan filmlerden oluşuyor. Ben şahsen korku filmlerini çok severim. Ve bence Cadılar Bayramı da korku filmi izlemek için çok ideal bir gün. Bu arada bu filmler, bir tanesi hariç, Halloween'de geçen filmler değil. Yani aslında Cadılar Bayramı'nda izleyebileceğiniz korku filmleri olarak düşünüp o yüzden böyle bir liste hazırladım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden filmlere geçelim. Bu arada filmlerin sıralamasında herhangi bir kronolojik sıra yok. Yani en iyisinden en kötüsüne veya en sevdiğim en sevmediğim değil. Ben sizlere karışık olarak söyleyeceğim. Sizin ilginizi hangisi çekiyorsa onu izleyebilirsiniz. 1. Cabin in the Woods. Bu film gerçekten çok enteresan bir film çünkü çok orijinal bir senaryoya sahip. Aslında buna tam olarak korku filmi diyemeyiz çünkü biraz eğlenceli bir korku filmi. Yani izlerken belki bazılarınız korkabilir ama bazılarınız çok fazla eğlenebilir. Bu filmin aslında olayı birbirinden farklı korku türlerini tek bir filmde işliyor olması. Yani siz bu filmde belki zombi temasını, hayalet temasını veya şu an spoiler vermek istemediğim için çok fazla söyleyemeyeceğim ama birbirinden farklı korku türlerini tek bir filmde görebilirsiniz. Yani bu filmi aslında bir meta korku filmi desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Film bildiğimiz klasik korku filmi klişelerini çok iyi işliyor. Hatta bu klişeleri alıp böyle postmodern bir hale getiriyor ve benim en sevdiğim yönlerinden bir tanesi bu oldu filmin. Yani sıradan bildiğimiz korku filmlerinde olan olayları alıp böyle çok enteresan bir hale getiriyor ve aslında bunları konu ediniyor. O yüzden çok eğlenceli bir korku filmi olduğunu söyleyebilirim size. Filmin konusundan çok kısa bahsetmek gerekirse bir grup arkadaşın tatil amaçlı bir kulübeye gidip başına gelen olayları konu alıyor. Aslında bu pilot da hikaye kısmı da çok fazla klişe veya klasik gelse de size hiç merak etmeyin. Filmi izlediğiniz zaman gerçekten çok orijinal olaylar, çok orijinal hikayeler görüyor olacaksınız. Bu filmi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü sadece bir korku filmi olmaktan ziyade hem eğlenceli hem bazı yerleri korkunç veya gerici ve aynı zamanda eşi benzeri olmayan bir hikaye sahip. O yüzden bu listeyi Cabin in the Woods'la açmaya karar verdim. Bir sonraki söyleyeceğim film ise Paranormal Activity. Belki birçoğunuz bu filmi izlemiş olabilir çünkü gerçekten adından zamanla çok fazla söz ettirdi. Hatta bu film çok düşük bütçeli olmasına rağmen sonra çok büyük bir başarı yakaladı ve devam filmleri geldi. Ama her zaman bu filmin, Paranormal Activity'nin ilk filmi özeldir ve ayrıdır. Paranormal Activity'nin aslında olayı şu. Öncelikle gerçekten çok gerçekçi olması. Niye gerçekçi? Çünkü film içerisinde biri kameraya çekiyor ve bir sanki oyuncunun çektiği görüntüleri izliyormuşuz gibi bir konsepti var. Bu konsept found footage diye geçiyor. Yani buluntu görüntü olarak geçiyor. Yani sanki bir olay yaşanmış, bazı kısımlar kameraya çekilmiş, çok sonra bu görüntüler bulunmuş ve yayınlanmış gibi. Bu tarz filmlerin atası aslında Blair Witch'tir. Ondan başka bir bölümde, başka bir videoda zaten bahsediyor olacağım. Şu an listeye eklemedim. Ama Blair Witch gerçekten benim de favorilerimdendir. Paranormal Activity de bu konsepti aslında çok popülerleştirmiş bir film. Yani bu filmden sonra birçok bu tarzda korku filmi çıktı. Bazıları başarılı, bazıları başarısız ama Paranormal Activity bu türün en güzel örneklerinden bir tanesi. O yüzden bu filmi bu listeye eklememek olmazdı. Ve dediğim gibi film gerçekten çok düşük bütçeye çekiliyor ve sonra çok büyük bir hasılat yapıyor. Ve o yüzden eminim çoğunuz bu filmi duymuşsunuzdur, hatta izlemiş bile olabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz ve gerçekten gerilmek istiyorsanız bence Cadılar Bayramı için ideal filmlerden bir tanesi. Filmin konusundan bahsetmek gerekirse aslında bu da biraz böyle size klasik gibi gelebilir ama bir çiftin yeni taşındığı evde başına gelen olayları konu alıyor. Beklenmedik durumlar ortaya çıkıyor ve bu durumları kanıtlamak için gece uyurken bir çift odasına kamera yerleştiriyor ve devamında söylemiyorum, sürpriz olsun. Önemli olan zaten bu pilot hikaye değil, önemli olan bu konuları nasıl işlediği korku filmlerin. Yani her korku filmin, her filmin aslında kendine has tarzları vardır. Yani aslında nasıl işlendiği filmin önemlidir. Mesela korku filmlerinde çok kullanılan olaylardan bir tanesi de jump scare'dir. Jump scare dediğim nedir? Mesela hızlı çıkan bir görsel olabilir, bir ses olabilir, sizi yerinizden zıplatır. Bunun gereksiz kullanımı çok hoş olmaz ama yerinde ve az kullanılırsa gerçekten çok başarılı olabilir. Yerinde kullanıldığı zaman çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Paranormal Activity de bu olayı, jump scare'i çok güzel işlemiş filmlerden bir tanesi aynı zamanda. Paranormal Activity izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğenirseniz de devam filmlerine bakabilirsiniz. Sıradaki korku filmi ise son zamanlarda çıkmış en güzel korku filmlerinden bir tanesi. Modern korku filmlerin çok güzel bir örneği, yani Get Out. Bu film aslında bir psikolojik korku filmi. Yani belki çok fazla korkmayabilirsiniz ama çok fazla gerilebilirsiniz. Çünkü konusu, çekim tarzı ve filmin işleyişi gerçekten insanı gerebiliyor ve psikolojik korku filmlerinde yeri her zaman çok ayrıdır. Yani bir filmin sizi böyle bir anda çıkan şeylerle korkutması falan o ayrı bir şey ama konusu itibariyle böyle sizi germesi ve uzun süre aklınızda kalması çok ayrı bir olay. O yüzden bu filmi, yani bu çok güzel psikolojik korku filmine örnek olan filmi Get Out'u bu listeye eklemek istedim. Ve filmin en güzel özelliklerinden bir tanesi, ki şu an izleyen sihirbazlar bile bundan çok keyif alacaktır, filmin içerisinde hipnoz konusu var. Yani aslında hipnoz olayını işliyor ve çok güzel bir şekilde işliyor. O yüzden ister sihirbaz olun veya olmayın, bu konulara meraklıysanız da çok fazla keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben mesela hipnoz olayını korku filmlerinde gördüğüm zaman çok keyif alıyorum. Ve eğer özellikle iyi bir şekilde işlendiyse, filme iyi bir şekilde entegre olduysa gerçekten çok etkili olabiliyor. Bu filmde hipnoz konusunu güzel bir şekilde işleyen filmlerden bir tanesi. Filmde klasik korku tarzına dair çok fazla şey göremeyebilirsiniz. Yani çok yenilikçi film. Gerçekten kendine has bir film. Yani kendi tarzı olan bir film. Ve işleyişi de gerçekten çok başarılı. Bu arada bu filmin yönetmeni Jordan Peele. Kendisi aslında çok başarılı bir komedyendir. Yani komedi sektöründen gelme bir insan. Ama son zamanlarda korku filmlerine merak salıyor ve gerçekten çok başarılı işler çıkartıyor. Bunun bir diğer örneği de Us, yani Biz diye bir film var. Onu şu an listeye eklemedim ama ilerleyen bölümlerde ondan da bahsedebilirim. Yani bu adamın kendine has bir tarzı var ve işleyişi gerçekten çok güzel. Belki bazı yerlerinde hafif komik, eğlenceli şeyler de katabiliyor ama yani komedyenlikten gelip korku filmi çekmek ve bu kadar başarılı olmak bence gayet güzel bir olay. O yüzden Get Out'u izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ve dediğim gibi filmin içerisinde hipnoz geçiyor olması filmin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Ve şimdi sıradaki korku filmimize geldik. Bu da aslında beni çok etkilemiş filmlerden bir tanesi. Şahsen ben çok beğendim ve kesinlikle bu filmin olmadığı bir liste düşünülemezdi. O da Hereditary. Hereditary'de aslında biraz önce bahsettiğim filmler gibi modern korku filmi diye geçiyor. Yani son zamanlarda çekilmiş filmlerden bir tanesi. Ve size yani şöyle söyleyeyim, filmin atmosferi, görüntüleri ve oyunculukları gerçekten çok başarılı. Zaten bunların hepsi bilinçli bir şekilde yapılmış. Yani film sizi içine çekiyor ve film o kadar gerçekçi ki bazı yerlerde gerçekten kendinizi kaptırıyorsunuz. Hatta film bittikten sonra uzun süre bu filmi düşünüyor olabilirsiniz. Filmde çok fazla sembolik referans var. Bunların ne olduğunu anlayabilirseniz çok daha fazla keyif alabilirsiniz. Oldu da anlamadınız diyelim, sonra araştırdığınız zaman, öğrendiğiniz zaman, yani aslında neyin ne anlama geldiğini gördüğünüz zaman o zaman da çok keyif alabilirsiniz. Bu tarz filmler her zaman çok iyidir. Çünkü bazı şeyleri böyle direkt olarak göze parmak anlatmaktansa ince ince alt metinde sembollerle vermek daha kaliteli olabiliyor. Dediğim gibi filmin sinematografisi, görüntüleri, atmosferi ve oyunculukları gerçekten üst seviye. Yani size aktarmak istediği atmosferi ve gerilimi bu öğelerle çok iyi bir şekilde aktarıyor ve başarılı bir şekilde işliyor. O yüzden bunlar bu filmin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Bu film alışageldiğimiz korku filmlerinden biraz farklı. Çünkü aslında biraz böyle drama tarafı da var. Yani drama korku filmi desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Belki bu film biraz ağır gelebilir, işleyişi gereği, konusu gereği. Ama siz de eğer bu tarz filmleri seviyorsanız kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi benim aynı zamanda favorilerimden bir tanesi. Filmin yönetmeni genç bir yönetmen Ari Aster. Çok fazla film yok ama bu iyi olan filmlerinden bir tanesi. Bir diğer iyi olan filmlerden bir tanesi de Midsommar. Onu da bu listeye eklemedim ama onu da ayrı bir bölümde inceleyeceğim. Ben böyle ara ara yönetmenlerin diğer filmlerini de söylüyorum veya benzer diğer filmleri de söylüyorum. İsterseniz bunları da liste dışı araştırıp izleyebilirsiniz tabii ki. Ama Ari Aster dediğim yönetmen korku filmi tarzında çok başarılı işler çıkartıyor. Bu yönetmenin 2 tane korku filmi var. Hatta sanırım uzun metraj çektiği 2 tane film var. Bir tanesi Midsommar dediğim gibi, diğeri de Hereditary. Çok yeni ve genç bir yönetmen olduğu için umarım ileride sık sık adını duyuyor oluruz. Filmin konusuna gelecek olursak aslında bir ailenin içerisinde yaşadığı olayları konu alıyor. Çok fazla söylemek istemiyorum ama kısaca bahsetmek gerekirse ailenin başına trajik bir olay geliyor. Ondan sonra kendi iletişimleri, kendi yaşadığı şeyler, olaylar falan gerçekten çok çok enteresan bir hale geliyor. Yani bu film hakkında ne desem az. Bu da klasik korku filmlerinden çok farklı ve bazı yerleri gerçekten insanı çok geriyor ve yarattığı atmosferle sizi eminim çok fazla gerecektir. O yüzden bu listede Hereditary olmadan olmazdı. Eğer Cadılar Bayramı gecesinde gerçekten gerilmek istiyorsanız bu filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ve sıra geldi listedeki son filme. Bu film diğer bahsettiğim filmlerden farklı olarak gerçekten Cadılar Bayramı'nda geçiyor. Hatta Cadılar Bayramı'nın bir klasiğidir bu film. Tabii ki Halloween'den bahsediyorum. Halloween'in tam olarak 12 tane filmi var. Hatta en son 12. geldi, yeni geldi ve 13. gelecek diye biliyorum. Yeni bir film daha gelecek diye biliyorum. Yıllardır çekilen ve gerçekten Michael Myers dediğimiz seri katili yaşatan filmlerden bir tanesi. Bu filmin türü slasher diye geçiyor. Slasher dediğim nedir? Aslında böyle klasik seri katilli, kesme biçmeli, kanlı olan filmlere slasher deniliyor. Bu filmin de bu slasher türünün en güzel örneklerinden bir tanesi bence. Ve benim için de yeri çok farklıdır. Gerçekten çok sevdiğim korku filmlerinden bir tanesi. Ve filmdeki baş karakter, yani Michael Myers, Mike Myers dediğimiz seri katil de yıllardır insanları etkilemiş seri katillerden, yani kurgusal seri katillerden bir tanesi. Ve hatta şu an bunu izliyorsanız belki de yarın bir partiye katılacaksınız, kostüm partisine. Michael Myers olarak gitmeyi düşünebilirsiniz. Ama zaten bir klasik karakter olduğu için yıllardır insanlar Cadılar Bayramı'nda o kostümle partilere katılıyorlar. Çünkü insanların kafasına işlemiş ve gerçekten bazılarında çok derin etki bırakmış bir seri katil filminden bahsediyorum. Yani Cadılar Bayramı'nda Halloween filminden bahsetmemek olmazdı. O yüzden bu filmi bu listeye eklemek istedim. Bu film gerçekten aslında klasik bir korku filmi. Yani alışagelmiş bazı konuları, bazı korku filmi öğelerini bu filmde görebilirsiniz. Ama gerek müziği, gerek seri katilin tarzı veya işte filmin işleyişi falan gerçekten çok başarılı. Bazılarının da klasik olmasının bir sebebi vardır tabii ki. Mesela yavaş yürüyen seri katil veya ne olursa olsun kaçan kurbanlar ama sonunda seri katile yakalanması falan. Bu bahsettiğim çoğu korku klişesinin aslında Halloween'den çıktığını söyleyebiliriz. Bu film biraz farklı bir tür. Yani dediğim gibi slasher türü oluyor. Bu da klasik bir türdür ama iyi işlendiği zaman çok keyifli olabiliyor. Korkmaktan ziyade çok fazla insanı gerebiliyor. Çünkü ister istemez kendinizi oradaki insanlardan yerine koyuyorsunuz ve siz olsaydınız ne yapardınız diye empati kurmadan da edemiyorsunuz. O yüzden Halloween serisi gerçekten çok başarılıdır. Yani bu filmde aslında en iyi kurgusal seri katillerden bir tanesini görüyoruz. Ve karakterin aslında perde arkasında birçok şey var ama şu an onlardan bahsetmeyeceğim. Bu film, bu karakter birçok korku filmine, birçok slasher filmine ilham olmuş filmlerden bir tanesi aynı zamanda. Yani Halloween çıktıktan sonra aslında türünün en güzel örneklerinden olduğu için birçok filmde o tarz şeyler yapmaya, o tarz karakterler çıkarmaya başlamıştır. Ama en iyilerinden bir tanesi, yani ilk çıkanlardan, gerçekten klasiklerden bir tanesi Halloween'dir. Dediğim gibi az buz değil, 12 tane Halloween filmi var. İsterseniz birincisinden başlayın, isterseniz en son çıkanı izleyin veya ortasından bir tanesini seçin. Sadece konusuna biraz hakim olursanız daha fazla keyif alabilirsiniz. Ama ben olsam ilk çıkan Halloween filminden başlardım. Çünkü eski filmlerin yarattığı atmosfer biraz daha gergin olabiliyor. Bu da Halloween için gayet ideal bence. Filmin konusundan çok fazla bahsetmeye gerek yok. Cadılar Bayramı'nda ortaya çıkan bir seri katilin dehşet saçmasını konu alıyor. Zaten bu filme çok fazla yabancı olduğunuzu düşünmüyorum. Ama tekrar söylediğim gibi seri katil filmlerinin en başına gelen filmlerden bir tanesi. Ve benim de her zaman favorilerimden olmuş bir filmden bahsediyorum. İzlemediyseniz veya şu an ilk defa duyuyorsanız, ya Cadılar Bayramı'nda, yani yarın veya herhangi bir zamanda kesinlikle bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Filmin aynı zamanda müzikleri de çok başarılı. Yani korku temasını, korkuyu, gerilimi müziklerle beraber birleştirip size aktarıldığı zaman, yani hem ses hem görüntü çok başarılı olabiliyor. Evet, listenin sonuna geldik. Bugün sizlere Cadılar Bayramı'nda izleyebileceğiniz 5 tane çok sevdiğim korku filmini önerdim. Aslında Halloween hariç, yani Halloween filmi hariç, diğerleri dediğim gibi son zamanlarda çıkan, son birkaç yılda çıkan korku filmlerinden oluşuyor. Çünkü çok güzel işler de çıkıyor. Tabii ki çok kötü işler de çıkıyor. Ama ben sizler için en sevdiklerimden, en iyi olduğunu düşündüklerinden 5 tanesi seçip tavsiye verdim. Bunlardan bir tanesini yarın Cadılar Bayramı'nda ışıkları kapatıp izleyebilirsiniz. Artık hangisini seçeceğiniz size bağlı. Eğer siz de benim gibi bir korku filmi severseniz, ilerleyen bölümlerde sırf korku filmlerini ele aldım. Yani aslında klasikleri de eklediğim ve tavsiye ettiğim bölümler de gelecek. Onlar için de takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşüyor oluruz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne yaptın lan? Korktum lan.